Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda Ali İmran suresi 64 ve 70. ayetler arasını değerlendirmeye çalışacağız. Bu ayetlerde ehli kitaba yönelik bazı hitaplar var. Yani kitap ehli olan Yahudi ve Hristiyanlarla alakalı bazı davetler ve onlara yönelik bazı ilahi beyanat var. Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor. قُلْ يَا اَهْلَ الْكِتَابِ De ki ey kitap ehli, ey ehli kitap, تَعَالَوْ اِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ Aramızda ortak bir kelimeye gelin. اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهِ Sadece Allah'a ibadet edelim. وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئَ Hiçbir şeyi ona ortak koşmayalım. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ Bir kısmımız bir kısmını Allah'ın dununda ilah, Rab telakki etmesin. Fe in tevellev eğer yüz çevirirlerse fagulu siz şöyle söyleyiniz. İşhedu bi enna müslimun şahit olun ki biz Müslümanlarız. Biz Hakk'a teslim olmuş kimseleriz. Ya ehlel kitap ey kitap ehli lime tuhaccune fi İbrahim'e İbrahim hakkında neden tartışmaya giriyorsunuz? Ve ma unzileti Tevrat vel İncilu illa min ba'di halbuki Tevrat ve İncil ondan sonra indirildi. Efela ta'kilun aklınızı kullanmıyor musunuz? Ha entum haula'i ey kitap ehli siz öyle kimselersiniz ki hacectum fi ma lekum bihi ilm az çok ilminiz olan bir konuda tartışmaya girdiniz. فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ اِلْمٍ Hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadığınız meselede niçin tartışmaya giriyorsunuz? وَاللّٰهُ يَعْلَمُ Allah bilir. وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Siz bilemezsiniz. مَا كَانَ اِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا İbrahim Yahudi ve Nasrani değildi. Hazreti İbrahim ne Yahudiydi ne de Hristiyan. وَلَاكِنْ كَانَ حَن۪يفًا مُسْلِمًا O Allah'a teslim olmuş bir hanif idi. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ Ve o müşriklerden değildi. اِنَّ اَوْلَ النَّاسِ بِاِبْرَاهِيمَ İbrahim'e en evla olan, en yakın olan insanlar لَلَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُ Ona tabi olanlar وَهَذَا النَّب۪ي Ve şu peygamber وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا Ve o peygamberle beraber iman etmiş olanlar. Vallahu veliyyul müminin Allah müminlerin velisidir, yar ve yardımcısıdır. Vaddet taifetun min ehlil kitab kitap ehlinden bir taife istediler ki lev yudillunakum sizi saptırsınlar, sizi yoldan çıkarsınlar. Ve ma yudilluna illa enfusuhum onlar ancak kendilerini yoldan çıkarırlar. Ve ma yeşurun ama bunun şuurunda farkında değiller. Ya ehlel kitap ey kitap ehli lime tekfurune bi ayatillah Allah'ın ayetlerini niçin inkar ediyorsunuz? Ve entum teşhedun şehadet ettiğiniz halde, gördüğünüz halde göz göre göre Allah'ın ayetlerini niçin inkar ediyorsunuz? Değerli izleyenlerim, gerçekten de bu ayetlerde kitap ehline yönelik, ehli kitaba yönelik beyanatı görmekteyiz. Ve bunlar kitap ehlinin tarih boyunca ihtiyacı olan beyanlar. Bunlardan birincisi kitap ehliyle diyalog. Cenab-ı Hak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a de ki talimatını veriyor. Onlara söyle ki ya ehlel kitap, ey ehli kitap Te'alev ila kelimetin sevâin beynena ve beynekum aramızda ortak bir kelimeye gelin. Bu önemli bir noktadır ve günümüzde de diyalog tartışmaları tarzında hayli medar bahs olmaktadır. Yani diğer din mensuplarıyla diyalog olmalı mı olmamalı mı? Kur'an-ı Kerim'in zaviyesinden bakacak olursak Kur'an-ı Kerim zaten bir davetiye çıkarıyor ve bunun ölçülerinin neler olması gerektiğini de bize bildiriyor. Aramızda ortak bir kelimeye gelin. O da nedir? Ellâ nâbuda illallah. Sadece Allah'a ibadet edelim.
Yani başka bir mabut tanımayalım. Ve la nüşrike bihi şey'e, hiçbir şeyi ona ortak koşmayalım. Ve la yettahize ba'duna ba'dan erbaben min dunillah, bazımız bazısını Allah'ın dununda Rab telakki etmesin. Burada gerçekten tevhid hakikatına vurgu yapılıyor ve bu anlamda kitap ehliyle yapılacak diyalog toplantılarında neleri anlatmamız, hangi noktada bir ve beraber olmamız hususunda önemli mesajlar veriliyor. Daha sonraki bölümde de göreceğiz. Kur'an-ı Kerim ehli kitabın hepsi bir değildir diyor. Leysu sevaen. Ehli kitabın hepsi bir değildir. Bunların bir kısmı gerçekten çok katı bir taassup içerisindeler. Ama bir kısmı da var ki diyaloğa açık, ufukları nispeten açık ve bunlarla bir araya gelinebiliyor. Bunlarla oturulup konuşulabiliyor. Ve bizim ne gibi insanların halinden şikayetçi olduğumuz durumlar varsa onlar da şikayetçi, onlar da rahatsız. Yani diyelim ahlaksızlıktan onlar da rahatsız. İnsanlığın uyuşturucuya kendini kaptırmasından onlar da rahatsız. Bu gibilerle elbette bir takım müşterek toplantılar yapılabilir ve bu müşterek toplantılarda bu gibi konulara temas edilebilir. İşte Kur'an-ı Kerim her şeyden önce kitap ehlini onlarla aramızda müşterek bir kelimeye davet ediyor. Tek Allah'a ibadet etmek ve başka şeyleri ilah yerine koymamak. Acaba kitap ehli derken Yahudiler ve Hristiyanlar olduğu malum, onlarda ilah yerine başka bir şey konuluyor mu? Özellikle Hristiyanlarda din adamlarının adeta bir Rab haline getirildiği Kur'an-ı Kerim'in bir başka ayetinde ifade edilmekte. İttahazu ahbarahum ve ruhbanahum erbaben min dunillah. Yani onlar kendi din adamlarını, ruhbanlarını ve ahbarlarını, alimlerini Allah'ın dışında birer Rab haline getirdiler. Sahabeden Adi bin Hatem, Hatem-i Tayin'in oğlu, daha önce Hristiyanmış, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bu ayetle alakalı soruyor. Ya Resulallah diyor, ben daha önce Hristiyandım ama Hristiyan din adamlarını Rab olarak görmüyordum. Ama Kur'an-ı Kerim'de onlar kendi din adamlarını, alimlerini Rab haline getirdiler buyuruluyor. Acaba bu ne demek? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam soruyor. Peki diyor, onlar herhangi bir meselede şu helaldir veya bu haramdır dediklerinde siz onu helal ve haram olarak kabul ediyor muydunuz? Adi bin Hatem, evet diyor, kabul ediyorduk. Onlar helal dediklerini biz de helal kabul ediyor, haram dediklerini haram kabul ediyorduk. Bunun üzerine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, işte bu da onları Rab telakki etmektir diyor. Bu önemli bir nokta. Yani helal ve haramı koyma yetkisi doğrudan Allah'ındır. İnsanların kendi kafalarından şu helaldir bu haramdır deme yetkisi yok. Ama işte bazı din mensuplarında din adamlarına, ruhbanlara çok geniş yetkiler verilmiş. Aslında Allah'ın verdiği bir yetki değil ama kendilerinin kullandığı bir yetki. Ve bu yetkiyle şu helal bu haram tarzında hükümler veriyorlar. Veya işte birini dine kabul etmek, bir başkasını dinden çıkarmak, hatta cenneti bile dünyadayken parsellemek gibi bu gibi şeyler kendilerinde birer yetki olarak sanki görülüyor. Bu da farkına vararak veya varmayarak onları bir nevi Rab haline getirmek oluyor. Ve mesela kul ile Allah arasına girilmez. İslamiyet'te temel esaslardan biri budur. Ama mesela mevcut Hristiyanlık'ta işte onların din adamları günahkar insanların günahlarını affettirebiliyor. Kiliseye yapılan yardımın karşılığı olarak onların geçmiş gelecek günahlarını affettirebiliyorlar. Elbette bu İslami perspektiften bakıldığında uygun değil. Affetme yetkisi doğrudan doğruya Allah'a aittir. Yani günahlardan affetme yetkisi Allah'a aittir. Ama bir kısım dini temsil durumunda olan kimseler sanki bu yetkiyi kendilerine almışlar. Kendilerini bir nevi Rab yerine koymuş oluyorlar. Ayet-i kerimeler bu gibi yanlışlıkların düzeltilmesiyle alakalı.
Yani ortak bir kelimeye gelelim. Allah'ın gönderdiği din bu değildir. Ve tek Allah'a ibadet edelim. Bazımız bazısını Rab telakki etmesin ve ilah telakki etmesin. Bu anlamda Kur'an-ı Kerim bir davette bulunuyor. Ya ehlel kitap, ey kitap ehli, lime tuhaccune fi İbrahim'e, İbrahim hakkında neden tartışmaya giriyorsunuz? Ve me unziletit tevratu vel incilu illa min badi, Tevrat ve İncil ondan sonra indirildi. Dolayısıyla bu tartışılacak bir konu değil. Efela taakilun, aklınızı kullanmıyor musunuz? Günümüzde üç büyük semavi din, İslamiyet, Hristiyanlık ve Yahudilik, bunlara bir üst kimlik açısından İbrahimi dinler de deniliyor. Yani Hazreti İbrahim bütün bu dinlerde müşterek bir şahıstır. Peygamberimizin nesli Hazreti İbrahim'e dayanıyor ve İsrailoğulları Hazreti İbrahim'e dayanıyorlar. Ve Hazreti İsa da yine İsrailoğulları içinde gelmiş olan bir peygamber. Ve bu üç din birbirine yakın bölgelerde çıkmış ve temelde aynı esaslara sahipler. Allah'a ibadet gibi, Allah'a dua gibi, cennet, cehennem gibi, bu gibi bir takım temel meselelerde müşterek. İşte Yahudiler şöyle demişler, İbrahim bizden. Hristiyanlar da demişler, yok İbrahim bizden. Kur'an-ı Kerim bu noktada aklınızı kullanmıyor musunuz diyor. Yani Hazreti İbrahim hepsinden önce gelmişti. Dolayısıyla İbrahim bizdendi demenin orada bir mantığı yok. Hazreti İbrahim onlardan önce yaşamış olan bir şahsiyet. O konuda tartışmaya girmek, yok bizdendi yok sizdendi demenin bir anlamı yok. Onlar ona tabi olmaya çalışabilirler. Ha entum haulai, sizler işte o kimselersiniz ki hacectum fima lekum bihi ilm, az çok ilminiz olan konularda tartıştınız, tartışmaya girdiniz. Yani Yahudilik, Hristiyanlık, Hazreti Musa, Hazreti İsa gibi meselelerde kendi aranızda diyelim tartıştınız. Az çok bu konuda bilginiz var olabilir. فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٍ, hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadığınız bir konuda niçin tartışmaya giriyorsunuz? وَاللّٰهُ يَعْلَمْ, Allah bilir. وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, siz ise bilemezsiniz. Gerçekten insanların ilmi sınırlı. İnsanlar her şeyi her yönüyle bilemezler. İnsanlar bazı şeyleri bazı yönleriyle bilebilirler. Gerçek ilim Allah katında, vel ilmu indallah, ilim Allah katındadır. Ayet bunu böyle ifade ediyor. Ve ma utitum minel ilm illa galile, ilimden size az şey verildi. Bu da yine Kur'an-ı Kerim'in bir hükmü. Dolayısıyla sanki bütün meseleleri biliyormuş gibi bazı insanların her konuda tartışmaya girmesi uygun değil. Bir de ehli kitap, ehli mektep manasını da tazammun eder. Buradan günümüz ehli mektebine bakan bir yönünde söylemek mümkün. Kur'an-ı Kerim'deki ehli kitapla ilgili bütün ayetleri ehli mektep olanlara, okumuş yazmış olanlara uygulamak mümkün. Yani okumuş yazmış olan bir kimse bir konuda az çok bir bilgisi varsa tartışmaya girebilir. Ama hakkında hiçbir bilgisi olmayan bir meselede şu şöyledir, bu böyledir kesip biçecek olursa cehaletini ilan etmiş olur ve seviyesizliğini ortaya koymuş olur. Bu da Kur'an-ı Kerim'in bize bildirmiş olduğu bir ölçü. Eski kitaplarımızda şöyle bir ifade yer alıyor. Nısful ilm la edrim. Yani ilmin yarısı bilmiyorum diyebilmek. Bazı insanlarda bu pek olmuyor nedense. Bilmiyorum kolay kolay diyemiyorlar. Ve bilmiyorum demek sanki gururlarını rencide ediyor ve gururlarını zedeliyor gibi öyle değerlendiriyorlar. Halbuki gerçekten büyük olan, gerçekten alim olan insanlar bilmedikleri meselelerde bilmiyorum ifadesini kullanabilmişler. Rahatlıkla bunu kullanmışlar. Günümüz ehli ilmi, kitapla, yazıyla uğraşan, okumakla uğraşan kimseleri de bilmedikleri konularda bilmiyorum diyebilmeli. Değerli bir hocamızdan dinlemiştim. Ben de ülkemizde iki şeyin cahilini görmedim. Bunlardan biri siyaset, diğeri de din.
Yani sanki herkes siyaseti biliyor, sanki herkes dini biliyor. Bakıyorsunuz Kur'an-ı Kerim'i doğru dürüst okumamış birisi kitaptan tartışmaya giriyor. Bence diyor şu şöyle olmalı, bence bu böyle olmalı. Halbuki o insanda bence diyebilecek bir seviye yok. İmam-ı Azam gibi, İmam-ı Şafii gibi, İmam-ı Gazali gibi zatlar Kur'an-ı Kerim'in meselelerinde, hadislerin değerlendirilmesinde, genel anlamda dini meselelerde bence diyebilirler. Onlar bence diyebilecek bir yeterliliğe sahiptirler. Ama daha Kur'an-ı Kerim'i doğru dürüst okumasını bilmeyen bir kimsenin bence bu böyle olmalı, bence dinin şu meseledeki hükmü bu olmalı demesi onun cehaletini ortaya koyar. Öte yandan diyelim siyasi meselelerde muhtarlık seçimini kaybetmiş birisinin ben başbakan olsam var ya ülkeyi şöyle yönetirim, böyle idare ederim demesi milleti güldürür ve adama derler ki sen daha muhtar bile olamamışsın, nerede kaldı başbakanlık? Bunun gibi herkes sanki bu meseleleri biliyor, biliyormuş gibi konuşuyor. Halbuki ihtisasa hürmet edilmesi gerekir. Diyelim gözle alakalı bir problem varsa göz doktoruna gidiliyor. Kulak burun mütehassısına gidilse adam der ki yanlış yere geldiniz. Ama bunu demeyip de tamam ben size bir reçete yazayım dese o da haddini aşmış olur. Demek ki kitap ehli hakkında az çok bilgileri oldukları meselelerde tartışmaya girebilirler. Bence şöyledir, bence böyledir diyebilirler. Ama haklarında hiçbir bilgiye sahip olmadıkları meselelerde bence bu şöyledir demeleri onların cehaletini ortaya koymaları anlamına gelir. Kendi bilmediklerini göstermiş olurlar. Bundan da kaçınmak gerekiyor. مَا كَانَ اِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا İbrahim ne Yahudiydi ne de Hristiyandı. وَلَاكِنْ كَانَ حَن۪يفًا مُسْلِمًا O Allah'a teslim olmuş bir hanifiydi. İbrahim Aleyhisselam'ın dinine hanif dini de deniliyor. Yani başka şeylerden yüzünü çevirip Allah'a yönelmek. Haniflik manası genelde bu şekilde ifade edilir. Allah'ın dışındaki şeylerden yüzünü çevirmek, doğrudan doğruya Allah'a yönelmek. Yani Hazreti İbrahim tümüyle Allah'a yönelmiş, Allah'a teslim olmuş bir hanif idi. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ Ve o müşriklerden değildi. Burada Yahudi ve Hristiyanlara bir tariz de var. Yani siz İbrahim'in dinindeniz veya İbrahim bizdendi diyorsunuz ama İbrahim müşriklerden değildi. Siz ise bilerek veya bilmeyerek şirke giriyorsunuz. İbrahim'in yolunda olmadığınızı gösteriyorsunuz. İnne evlen nasi bi İbrahim'e İbrahim'e insanların en yakını lellezine tebeuhu kendi zamanında ona tabi olanlardır. Hazreti İbrahim'le beraber olanlar. Ve hâzen nebiyyü ve şu peygamber. Yani peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Vellezîne âmenû ve iman edenler. Peygamberimizin yanında yer alan ehli iman. Malum günümüzde İbrahim ismi Hristiyanlarda da var, Yahudilerde de var. Abraham tarzında onlarda kullanılan bir isim. Ve Hazreti İbrahim bütün dinlerde yad-ı cemille anılır. Güzel bir şekilde yad edilir. Ve bütün semavi din mensupları Hazreti İbrahim'i hürmetle anarlar. Ancak gerçek manada İbrahim'e yakın olanlar işte kendi hayattayken ona tabi olanlar ve sonrasında da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Peygamberimizle beraber iman etmiş bulunan kimselerdir. Vallahu veliyyül müminin Allah müminlerin velisidir. Yani onların yar ve yardımcısıdır. وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ Kitap ehlinden bir taife, bir grup sizi saptırmak istediler. وَمَا يُضِلُّونَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ Halbuki onlar ancak kendilerini saptırır, kendilerini yoldan çıkarırlar. وَمَا يَشْعُرُونَ Ama bunun şuurunda değiller. يَا اَهْلَ الْكِتَابِ Ey kitap ehli! لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّٰهِ Niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Ve entüm teşhedûn gördüğünüz halde. Allah'ın ayetlerini gördüğünüz halde göz göre göre niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz?
Burada şunu da görmekteyiz. Kitap ehlinden bir taife, bir grup sizi saptırmak istediler. Gerçekten de günümüzde de kitap ehlinden bir kısım insanlar Müslümanların fikirlerini alt üst etmek, Müslümanları yoldan çıkarmak için bir gayret içindedirler. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri sadece belli bir zaman, belli bir mekanla sınırlı değil. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri bütün zamanlara, bütün mekanlara hitap ediyor. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.